Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakubatil muttaqin ve salatu vesselamu ala hayrul halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ebu As ibn Rabi' radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahıda Ebu As menga sözlaganda rost gapirgan edi ve va'da berganda va'dasiga vafo qilgan edi. Ebu As ibn Rabi' Kureyş'in en közge görüngen Ali nesabî hanedanlarının farzandıydı. Kâmet gelişken özü de gurur, izzet, nefs, cesaret ve yiğitlik ki halk ve gencemi ki yak sıfatla cemleyen Kureyş'in en algı uçan cengçilerden idi. Ata babasından kaya bir mirasını bir hürmet kıladıken kattalagi hürmeti ziyade bugün yaş Arabi yiğitlerden idi. Ebu As özünü Kureyş kabilesine has bugün ticaretine özgü miras edildi. Bana Kureyş kabilesi yıl hikmette Şam'a ve Yemen'e ticaret kılışı gibi şugulanırdı ve maaşı hikmette kılınken ticaretten şükür mablağ ile bir yıl ömür geçirişlerdi. Ebu As ibn Rabi bir sözlük, omonatdor, doğru insan bugünle giden bu kişiye cüde köpçülük özünü, mallarını şerirlik için ticaret kervanına koşup verirdi. Yüzlegen, belki 200 tüyegeyi boyan kervanını başlığı sıfatı da Ebu As ibn Rabi bana şu ikide Şam ve Yemen ülkelerine sefer kılardı. Bunun üstü üstlük Ebu As ibn Rabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ayarları Hadice binti Huvalid'in emekçisini oğlu bulardı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanedanına Ebu As ibn Rabi'nin keliş taşrif görüşlüğü cüdük ümmette takirallandı. Hadice binti Huvalid bu cihanını yaxşı görürdü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem bu kişinin deki doğrulik, omonatdorlik ve yaxşı sıfatlarını hürmet kıyan halde Hadice anamızdan kem yaxşı görmesiydi. Günler kediden günler öttü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e katta kızı Zeynep balagat getirdi. Bu Zeynep'ni özgü bir nikahı alışı için cüde köp Kureyş'in seyyidlerinin fazlantıları haris bulardı, hareketlilerdi. Sebabı bu Zeynep binti Muhammed Kureyş'in en pakize nasıl nasabli kızlarından idi. Ota ve ana cihatıdan hem burada bir adam tane etkizamas idi. Ve ahlakı ve adabı cihatıdan hem Kureyş kızlarının en yetüklerden idi. Lekin Ebu As ibn Rabi ortada turganlik için Kureyş'in hiç kaysi bir sayıdları bu kızga nikahlanışlıktan ümit kılış olmaz idi. Çünkü Ebu As ibn Rabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımın yakında yakınlığını yakışı kılışardı. Ve Hadice anamızı ciyan ekenliğini yakışı kılışardı da Ebu As ibn Rabi'den aşmasılığını anı kılışardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu As ibn Rabi'ye Zeynep'le nikahla verdi. Yıllar öttü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de İslam meşalını götürerken ve Allah tamamından özünüzünü, karındaşlarınızını agahlantın degen ayet nazil bugünden kendi karındaşlarını topladı. Onlarını İslam'a davet kıldı. Lekin köpçülüğü Resulullah'ın bu davetini kabul kılmadı. Onların katarı da Ebu As ibn Rabi'ye hem özünü ata babalarını, dinini, terkiliştikini ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e nur girgeçliğini haklamadı. Resulullah'a birinci iman getirgen ayarlar bu Hadice binti Huvalid ve Peygamberimizin meneşi Turala kızları iman getirişti. Fakat Fatime yaşlı kiçkine bol şey kalmaz hatta Fatime anamız hem yani yaşlı çağıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getirdi. Kureyş Müslümanlığa tazikini ötküzerekken Peygamber aleyhisselam'ı turmuşa vergen kızlarını Resulullah'a kaytarıp verip o kişinin meneşi kızlarını bilen avarık bol şey mahsadı da bir bazıları geçtikler, Muhammed'in kızlarını nikahıyla gelsinler. Kaytarıp verirler kızlarını, şunu gamı bulana o araba kalsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nimana kızları, Rukayya ve Ümmü Külsüm'ünü kaytarıp verişti. Lekin, Ebu As ibn Rabi'ye bana şuna saytılınken payette, o kişi etti ki, Allah'a kasam ki dedi, men, eğer Kureyş'in hemen kızlarını menge nikahla belgen ilerdi hem, ben sizlerge, sizlerde bu teklifilerge kaç kaçan cevap vermeyim hem. Ve Zeynep binti Muhammed'ni talak ilişkinden baş tarttı. Lekin Rukaya ve Ümmü Gülsüm'ni talakını verişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ülkeye gelen Resulullah cüde hem kursan da oldu.
Çünkü müşriklerde kolu da kızlarını karşıgını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haklamasıdır. Lekin Abu As ibn Rabi'den özü kızı Zeynep'ni tartıp alıştaki bir kuvveti ya ki imkaniyatı bulmayanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kıldı. Ve Kureyş bilen Müslüman ortası da birinci gazap Badr gazap sadır oldu. Müslümanlar bu gazapta zafer kutuştu. Müşriklerden bazıları katıl kılındı. Bazıları asır düştü, bazıları kaçıp gitti. Asır düşken adı içi de Zeynep'in kuyavı Abul As ibn Rabi'ye hem vardı. Yani görün ki Allah-u Teala takdirinin peygamberki kuyavı boyan, iman kilitirmeye. Muhammed Aleyhisselam'ın kuyavı boyan. Asır düşken adı içi de Abul As ibn Rabi'ye hem vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asırlarını azat kılıçlikini bana cari kıldı. 1000 dirhamdan 4000 dirham geçe narh belgiledi. Yani boyligi, özünü kavmi egallagan bir mansabı, şarafiga qarab turib payg'ambarimiz her bitti adamı özüge yarashib olgan bir molni verib ajratib kelishlikni talab qildi. Endi pulu bo'lmagan kishilarni esa agar savodi bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalar, musulmonlarda yosh bolalarda 10tasiga o'qishni va yozishni o'rgatib qo'ysa, shu bilan o'zini ozod qilib kelishiga e'lon qilindi. Makka bilan Madina o'rtasida asırlarını azat kılışı için katı edigen adamlardır, sonu köpeği kaldı. Herkem topkenini opkelerdi, belgelen yanaktı, bererdi, özünü, asilini, akası, eğri yok ki, küya ülkesini Müslümanlardı koldan şeratı götürürdü. Medine'ye asırlarını azat kılışı getirirken elçilerin içi de Zeynep binti Muhammed'nin elçisi hanbarıdı ki, özünün küya o Abul Asim Nurabiye'ni azat kılışı ki bir kançı mal topladı da ve turmuşga chiqayotganda Hadicha onamiz o'zi bo'yniga taqib qo'ygan bo'yniga taqinchog'ini ham qo'shib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Abul Osim Nurobiyning puli kelgan paytda Hadicha onamiz qiziga hadiya qilgan qilodani ko'rgandan keyin ko'zlari muhatta bir mahzun bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizni esladi, yig'ladi. Va ana shu kuyovini ajratishlik uchun qizi jo'natgan narsani ko'rib turib, qizi musulmo bo'lgan holda Müşriklerde koyda koygan eden katta hafızı çekti ve yığılıp durup etti ki Müslümanlarga bu Abul As ibn Rabi'ni acilatçik için yönetilgen tulakken. Eğer hop deseler, eğer hop deseler bana şu kıladasını ve Zeynep'ni bergen pulunu kuyavya koşup yönet varsaydı. Sahabalar baş çıktı gelişti de Resulullah'ına bir ikram kılıçlık suratı Resulullah'a bir hürmet yüzesinden bu kegen pullarını qaytarib Makka'ga jo'natib yuborishdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abul Osib ibn Robiyni qo'yib yuboryotib talab shunday bir talabni qo'ydiki, Makka'ga borishligi bilan zudlik bilan kechiktirmasdan qizimni Madinaga jo'natib yuborasan dedi. Abul Osib ibn Robiy bu shartga ko'ndi va Makka'ga qaytib keldi. Abul Os Makka'ga keldi va Rasulullohga bergan va'dasiga vafo qildi. O'zining ayoli Zaynab binti Muhammadni safarga tayyorladi. Yo'lga kerak bo'ladigan bar oziq-ovqatni tayyorlab berdi. So'ngra tuyani ustiga yana shu taxtiravonga o'tkizdi, o'zini ukasiga Amr ibn Robiyaga Makkaning tashqarisida Zaynabni olib ketish uchun kelgan bir qancha musulmonlarni borligini aytdi va olib borib qo'liga qo'l topshirishligini talab qildi. Amr ibn Robiy akasining vasiyatini bajarishga kirishdi, kamonini oldi, o'qlarni yelkasiga ildi, qilichini beliga bog'ladi-da kuppa kunduzda da Qurayshda hammasi qarab turgan paytda tuyani ustiga chiqardi Zaynabni va yetalab ketdi. Ya'ni hijrat qilishlik bunaqa oshkora bo'lishligini hatto bir katta og'irish edi Quraysh uchun. Shunda Quraysh qarab turdida orqasidan bir qancha odamlar bordi. Makkaning tashqarisiga chiqqanda orqasidan Qurayshni kelayotganini ko'rgan Amr kamonini oldi, o'qini joyladi, shuni kamon tortib aytdiki, meni kamqanaqa kamon otishimni yaxshi bilasizlar. Kim menga yana bir qadam yaqinlashadigan bo'lsa, kekirtagidan o'qni sug'urib oladi dedi. Chunki bu omonatni olib egasiga topshirish kerak bo'lgan odamni yo'lini to'sishlik, bu akasiga bergan va'dasini bajarmaslikka sabab bo'ladi. Bular izzat nafs, sharafi jonidan ko'ra qadri balatroq bo'lgan kishilar bo'lgan. Bergan so'zining ustidan chiqqan bo'lar. Endi ana qo'yib qoldi. Uzrli ishib qoldi. Yong'in yog'yapti, mashina buzilib qoldi, bizga o'xshab bunaqa bo'lmagan bularda. Bir so'zli haq bo'lgan bular. Bir so'zli. Shunda Abu Sufyon ibn Harb keladida
Ey birodarim dedi, kamoningni qo'y dedi. Gaplashadigan gap bor. Oldiga boradi, aytadi, "Sen kuppa kunduzi Zaynabni tuyaga o'tkazib, olib chiqib ketsang. Biz Badrda yengilgan bo'lsak, bütün arablar qo'rqoqlik qildi. Muhammadning qizi chiqib ketganda hech narsa qilisha olmadi degan gapni zerkamizga olib bermoqchimisan? Senga hech kim qarshilik qilmaydi, faqat olib kelgan Makkaga bir necha kun tursin, kechqurun olib chiqib ketib qo'ying." Ya'ni bizga qo'rqoq degan ko'rasiz, mana izzat nafs sharaf degan narsaning qanchalik qadri balandligini. Bizni masxara qilganda yana qolib chiqib ketib qolmagan, bizga gap deyib qolmasin deydi. Mushrik bo'lsa ham, birodalar ali bir rujula sifatini ko'radi, erkaklik sifatini. Bu gapga ko'nadi, olib keladi, bir necha kun o'tgandan keyin Makkadan qaytarib olib chiqib, ana shu payg'ambarimiz Zaynabni olib ketish uchun kelgan elchilarga qo'liga topshirib beradi. Abu Ros Makkada o'zining ayolini jo'natib olgandan keyin bir qancha muddat turadi va tijorat karvoni bilan ana shu Shomga 100 ta tuya yoki 170 ta kishidan iborat katta bir karvonni boshlig'i sifatida Shomga qarab borib, tijorat bilan qaytib kelayotgan paytda musulmonlarni qo'shiniga ro'bora bo'ladi va musulmonlar karvonni to'laligicha egallab Madinaga kelib asir qilib qo'yishadi. Bu Qurayshni Makkada musulmonlarning mol mulkini musodara qilib, talon-taroj qilib tortib qo'yganligiga berilgan javob edi. Abu Ros ibn Robi qochib ketdi. Va tunni bir qorong'isida Madinaga qo'rqib kirdi, o'zining ayoli Zaynab binti Muhammadni topdi va oldiga borib turib, "Ey Zaynab, meni himoyangga olgin" dedi. Bomdon namoziga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdi, mehrobga o'tdi, takbir aytib quloq qoqqandan keyin ayollar uchun ajratib qo'yilgan masjidning tomonidan Zaynabning ovozi keldi. "Ey insonlar, men Zaynab binti Muhammad Abu Ros ibn Robiyni o'zimga himoyamga oldim" deb hammaga e'lon qildi. Ya'ni himoyaga olishligi biroq tegmasin, meni himoyam ostida degani bo'ladi. Rasululloh namoz o'qib bo'ldi. Sahobalarga qarab turib, "Men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi?" dedi. "Allohga qasamki, hozir eshitdim, kechqurun bilganim yo'qdi bu narsani" dedi. So'ngra qiziga aytdiki, "Abu Osni hurmatini joyiga qo'ygin, lekin bilginki, bu mushrik senga halol bo'lmaydi" dedi. Ya'ni o'rtada er-xotin aloqasi tugagan. Mushrikka hali mushrikka mushrikka nikohlanishlik harom qilingan oyatlar hali nozil bo'lmagan edi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu karvonni tutib kelgan qo'shinni chaqirdi va ularga aytdiki, "Albatta bu kishini sizlar taniysizlar. Qurayshning huzurida qanchalik hurmati balandligini yaxshi bilasizlar. Agar sizlar asir olgan kishilarni ozod qilib, o'lja olgan g'animalarni karvon mulkini qaytarib bersanglar yaxshi bo'lar edi. Yo'q, agar qaytarib bermaymiz desanglar, bu sizlarning haqqinglar. Sizlar jangda qo'lga kiritgan o'lja" dedi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, siz aytgan narsani qilamiz, qaytarib beramiz" dedi. Bu karvonning mulklarini Abu Ros ibn Robiyga qaytar beratib aytadiki, "Ey Abu Ros" dedi, "Sen payg'ambarimizning amakivachchalaridan bo'lsang, payg'ambarimizga kuyov bo'lsang, qavmini sharafli odam bo'lsang, islomni qabul qilib qo'ymaysanmi?" "Islomni qabul qilib qo'ysang, mana shu tuyadagi hamma karvonning mulkini senga beramiz, mazza qilib yashayverasan." G'ururdi qarang. "Ey" dedi, "men yangi dinga kirishligimni xiyonat bilan boshlashligimni xohlayapsizlarmi?" dedi. Erkinlikka to'g'ri kelmaydi degani bu, soddaroq aytadigan bo'lsak. Karvonni olib bordi, Makkaga bordi, karvonni egalariga yuklarini bitta-bitta topshirdi-da, so'ngra "Ey Quraysh" dedi, "birortalaringizda menda bir haq qoldimi?" "Yo'q" deydi. "Alloh senga bir yaxshi xayr bersin, hamma narsani to'g'ri qabul qil, olding" dedi. "Endi sizlarda hammalarda haqiqatni ado qilgan rost bo'lsa, guvoh bo'linglar. Men ashhadu alla ilaha illalloh va anna Muhammadur rasululloh deb guvohlik beraman" dedi. "Men Madinada iymon keltirmaganligimiz sababi bizni pulimiz yeb ketish uchun kalima keltirdi, deyishlarni xohlamadim" dedi. "Mana endi menda hech qasidalar haqiqatlar qolmadi, men musulmonman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga hijrat qildi. Ya'ni bularda mana shunday bir erkaklik, izzatnaf, g'urur sifatlari bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolini nikohlab berdi. Ya'ni Muhammad rasululloh sollallohu alayhi vasallamga musulmon qiziga musulmon odam kuyov bo'ldi. Rasululloh bu kishi haqida aytadi, "Abu Ros ibn Robiy menga gapirganda rost gapirgan edi va menga va'da berganda va'dasini ustidan chiqqan edi.
Abul Asim ibn Rabi, radıyallahu anhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.